Evet hazırlamış olduğumuz e, ödevimizi e, fotoğrafını çektikten sonra bunu Whatsapp üzerinden değil de mail e, çekmek suretiyle nasıl göndereceğiz? Şimdi onunla ilgili bir uygulama yapacağız. Öncelikle e, kamerayı açıyoruz. Kameradan ödevimizle ilgili bir iki tane ya da ne kadar çalışmamız varsa fotoğrafını çektiğinizi düşünün. Evet. Fotoğraflar çekildi. Daha sonra bunu çektiğimiz fotoğrafları e, ya da yaptığımız ödev defterimizden sayfalar da olabilir. Bunu şimdi e, mail atacağız. Öncelikle uygulamalara girdiğimiz zaman Google'ın içerisinde Gmail yazan yer var. Gmail kısmına tıklıyorum. Sonra buradan e, bakın gördüğünüz gibi e, bir artı sembolü var. Artı sembolüne tıklıyorum. Gönderenin mail adresini yazıyor. Kim alacak peki bunu? Kime mail göndereceksiniz? Mesela benim için Bayfen Bilecik olarak ya da Bayfen İsmail olarak yapmış olduğunuz ...çalışmaları, fen bilimleri ödevlerini göndereceğiniz mail adresimiz bu. Konu olarak da öğrencimizin adı soyadı, adı soyadı. Sonra bir de hangi sınıf olduğu, bir de ilave olarak da mesela konusuyla ilgili. Diyelim ki hangi ödevdi bu? Diyelim ki ünite sonu, ünite, ünite sonu testler. Bakın bunu yazıyor. Sonrasında, şurada bakın bir atat işareti var. Şu atat dosya ekte kısmı var. Dosya ekteye tıklayıp en son çekmiş olduğu resimleri seçiyoruz. Bakın 1, 2, 3 ne kadar resim varsa ne kadar resim varsa onları seçiyoruz. Ondan sonra aç seçeneği var. Onu açıyoruz. Bakın mail olarak göndereceğimiz sayfalar geldi. Ve sonra da gönder seçeneğine basıyoruz. Bu kadar. E, i̇kinci yöntemden ise e, her şey fotoğrafı çektikten sonra direkt galeriye girebilirsiniz. Galeriden e, kamera fotoğraflarına bakıyoruz ve bunları tek tek seçiyoruz. Daha sonra paylaş seçeneği. Aynı WhatsApp'ta gönderi gibi. E, burada da bakın gmail yazan yer var. E, gmail yazan yere tıklıyoruz. Yine kime gönderecekseniz e, onun mail adresini yazıyoruz. Konusunu yazıyorsunuz. Önce öğrenci ismi. E, sonra hangi sınıf oldu. Bir de konu içeriği. İşte testler ya da hangi içerikle ilgili bir ödevse ve tekrar buradaki gönder seçeneği oluşturun yanındaki ataçmanın yanındaki ataç işaretin yanındaki gönder seçeneği bastığımız zaman bu şekilde çalışmamız gönderilmiş oluyor.